Taylar'ın başkenti Kornaltı'ya şu an girmiş bulunuyoruz. Türkiye'ye Altaylardan Yani ezen, yılı ezen bizden Altay'dan. Yakşı yürür. Altay'dan alkışı get sizlerge. Yürkiye yakşı. Türkiye. Türkiye Altaylar bırak ya, kardeşler. Altay Milli Müzesi'ndeyiz. Korna Altay'dayız. Altay Cumhuriyeti'nin başkentindeyiz. Müzede birbirinden enteresan çok önemli belgeler, bilgiler var. 3500 yıllık Büyük Hun İmparatorluğu ile ilgili tarihi belgeler, Altay Türkleri ile ilgili, Türkiye Türkleri ile ilgili, kadim Türk boyları ile ilgili çok önemli bilgi ve belgelerin bulunduğu müzeyi adım adım gezerek sizlere tanıtmaya çalışıyoruz ve müzedeki rehberlerden bilgiler alıyoruz. 1918 yılında kurulan Milli Müze ve kurucusunun da tam karşıda üstünü görmekteyiz. Müzenin özellikle aşağıda da gördüğümüz bölümlere baktığımızda çok yapısal olarak ciddi paraların harcandığı bir müze. Gazprom tarafından finanse edilen bir müze. Müzenin kurucusu aynı zamanda hem Altay müzik kültürünün de kurucusu. Aynı zamanda şamanizmle ilgili bir eğitim almış ve bu eğitimin de sonrasında bu kültürü hem yaşatmak hem bununla ilgili bir dokümantasyon sağlamak adına hem Altay müzikleriyle ilgili hem şamanizmle ilgili bir koleksiyon oluşturmak. Cumhuriyet'in coğrafi haritasını görüyoruz. Bu haritada aynı zamanda arkeolojik olarak kronolojik anlamda da sınıflandırılmış ve her bölgede farklı tarihi çağlara ait dönemler var. İşte taş döneminden bronz, demir çağına kadar ve bunlar yukarıdan aşağıya doğru hem bölgesel hem arkeolojik olarak tarihsel anlamda sınıflandırılmış durumda. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar farklı dönemleri sergilemekte. Birazdan görmeye başlayacağınız eserler. Ki bu görmüş olduğumuz heykel sadece o dönemdeki insanların genel görüntüsünü, dolayısıyla insan varlığının izleri, arkeologların yaptığı kazı çalışmalarından sonra buradaki unsurlar da, tabii bu taşlar şu an dağınık halde burada sergileniyor ama özellikle ilk yerleşimin olduğu bölümde, dönemde diziliş tam karşıda görmüş olduğunuz şey. Bölgede yine bulunan iki farklı mağaradan elde edilen bulgular. Bunlar içerisinde hem eski mağaralarda malum resmen figürize edilen ve kısmen kullanılan malzemeler, bakın tam karşıda resimlerinde bir şekilde görmüş olduğunuz ve insanların bu taşlara şekil vermede özellikle kullandıkları resim karşıda. Evet, antik dönemdeki o bölge içerisindeki bir mağara hayatını anlatan bir kesit. Burada yine bir başka kurgan görüyoruz ama üzerinde tabii model olarak biraz farklı. Üzerinde taşlar yok. Sadece etrafı böyle bir dairesel şekilde sembolize edilmiş. Bakıldığında tam karşıda ölü gömme tekniklerinde. Burada gene bir ayrıntı dikkatimizi çekiyor. Öldükten sonra yüzleri doğuya dönük gömülüyor. Ölü gömme tekniklerini görüyoruz. Özellikle bakın kafa yapısına baktığımızda bir güneş kafası formunda taşlardan da gördüğümüz gibi. Bu da özellikle 2. yüzyıl ile milattan önce 3. yüzyılın sonu itibariyle bir örnek ölü gömme teknikleri. Evet, bu da yine özellikle milattan önce 8 ve 9. yüzyılda bu bölgede yaşayan bir medeniyete ait bir sahne. Bakıldığında yaşam alanlarını tercih ederken
ne dikkatinizi çekiyor? Su kenarında olacak. Antik dönemden beri su malum insanlığın çok önemli bir unsuru. Bir başka şey dikkatinizi çekmeli. Yüz ifadelerine baktığınızda aynı tipte olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla da kısmen Avrupa, kısmen Moğol karışımı bir ırk olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla da yüz ifadeleri, renkler bu anlamda farklı şekilde sembolize edilir. Orijinali St. Petersburg'da bulunan ve dün gittiğimiz yerde bulunan halının görüntüsel olarak aynısı ve kopyası. Mezarların nasıl olduğunu hani fiziken göremedik malum. Ama burada da sembolize edilmiş halini görüyoruz. Bakın tam karşıda. Önce resimden gidelim. Ne demiştik? Hayattayken sevdiği eşyaları kullanıyorlar. Koyuyorlar mezarın yanına. Ve at çok önemli bir figür. Ölümünden sonra eğer çok önemli bir yapısı yoksa iki at ortalama ama çok önemli lider noktasındaysa ona kadar at öldürülüyor ve hemen karşı resimde de gördüğümüz gibi, burada da gördüğümüz gibi hemen yanına gömülüyor. Bakın ağaç olarak bakıldığında dikdörtgen noktada, dün de onların parçalanmış halini malum hep birlikte gördük. Şimdi burada yine pazarlık askerine, savaşçısına ait bir kıyafet görürüz, geleneksel kıyafet. Bu kıyafet görüldüğü gibi bütün unsurlar neredeyse koyundan elde edilen posttan yapılır ve diğer noktada bakın ayakkabılar da ya da giymiş olduğu işte çarık vesaire adlandırıyorsa deriden yapılmak durumunda. Bakıldığında yine kendi kültürlerine ait şapkada kendi kültürlerine ait hayvan figürleri kendini gösteriyor. Genelde burada sergilenen ya da bulunan unsurların erkek hakim bir görüntüde olduğunu arkeologlar ve bilim adamları söyler. Fakat burada görmüş olduğunuz alan orada sadece kadınların kullandığına inanılan işte takılar, saç tokası gibi unsurlar. Bu kez bir kadın mezarlığı. Burada tabii arka kısmında, mezarın arka kısmında gömülüyor olması mezarın yapısını belirleyen unsur. Ama ana unsur hiçbir zaman değişmiyor. Yüzü doğuya dönük. Bir mavi kurtun tabii ki ifade edeceğiz. Emzirmesiyle Türklerin varlığını başlattı ve devam ettirdi diye söylenir. Buna benzer dünya üzerinde birçok mitolojide vardı. İşte Roma mitolojisi de böyledir. İşte Romulus da Remus emmiştir. Dolayısıyla da kurt mavi olması da tabii burada ayrı bir semboldür. Dolayısıyla Türklerin varlık sebebi olarak da malum bilinir mitolojik hikayeye göre. Özellikle Orta Çağ zamanında Türklerdeki ölü gömme tekniklerini sembolize eden unsur. Bu kez ölülerini yakmaya başlıyorlar. Yaktıktan sonra burada görmüş olduğunuz mezar noktası konuluyor. Fakat kurganlarda gördüğümüz gibi taş yapısının yerini özellikle yüz hatlarını belirleyen dikili taş konuluyor. Bakın karşıda da bu taşın nasıl dikildiğine dair bir sembolik fotoğraf. Burada klasik bir asker tasarımı var. Burada iki önemli unsur var. Bir tanesi kendilerini korumak adına metal ya da demirden olabilecek olan işte ok vesaireye karşı. Bu koruma adına çok önemli. Ama daha önemli bir şey var. Kemer. Bu neyi sembolize ediyor? Gücünü askeri. Kemer olmadan hani gerçek erkek olunamıyor. Dolayısıyla da bu sadece fonksiyonel yanı yok bunun. Sosyal bir taraf var. Dolayısıyla kemer gücün ağırlığın simgesi. Saç kısmı enteresan. Normalde kadınlarla erkek arasında ters bir korelasyon ya da ilişki var. Erkekler saçlarını uzatıp burada gördüğü gibi bağlıyorlar. Ve üzerine görmüş olduğumuz helmet ya da başlığı geçiyorlar. Kadınlarda ise tam tersi durum söz konusu. Orta Çağlarda, Orta Asya'da Türklerin ataları der mi? Göktürkler. Göktürklerin ataları yaşamış Orta Asya'da. Evet. Ama onların komşuları Juanlar. Çinliler gele savaşmışlar ve onlar komşularını yani bu Türkleri hep öldürmüşlerdir. Sadece bir çocuk diri kalmış. O da yaralıydı. Elleri kesilmiş, ayaklarını kesti ve ölsün diye şeye göle bıraktılar. Ama işte düşünmüş ki çocuk ölecek diye kimi askerler geri
evine döndüler yani memleketine der mi nedir döndüler ama onların yani sahibi kimdir kralı sormuş hepsini öldürmüş mü sonra bize gelip yani evet intikam yapmaz mı diye sormuştur ama bir çocuk kaldı ölecek önemli değil diye sormuş kralı kızmış geri dönünüz öldürünüz dedi ama şu anda şeydi askerler gittiğince çocuk gölünün yakında kalıyordu yaralı ölüyordu ve şu anda kim gelmiştir bozkurt kurt gelmiş ve ona yardım etmiş. Yaralarını yalıyor. Bir de kan gibi bir otlardan ilaçlar getiriyorlar araçlardan. Yani orada söylüyorlar ayaklarına durdu. Beraber yaşamıştır o destanda eşi olarak. Evet. O yaşamış ama düşmanlar haber duydu. Yani Altay'da o şeyde kurt çocuk dürük almış ve kurtla beraber yaşıyor. De duyarak yani askerler düşmanlar geri döndüler çocuk öldürmeye. Belki söylüyorlar ki destanda çocuğu öldürmüşlerdir. Ama kurt kaçtı onlardan. Kaçıyarak şeye geldi. Dağlara bizim Altay'ımıza gelmiştir dağlara. Evet. Altay dağlar arasında gelip yani o kurt şu zamanda hamiledir. Bir de mağaralarda yani çocuğunu 10 çocuğunu doğdurmuştur. Onlardan şey Türk halklar gitmiş Aşina. Şeyler Aşina. Ne bizler Aşina diyoruz. Aşina gruplardan evet. Türkler, Kok Türkler zamanları mı öyle? Türkler Altay'ın memleketi der mi? Ana yurdu der mi? Böyle destan vardır. Altay kültürü Türk kültürü demek. Altaylar tarihi Türk tarihi demek ve kadim Türk boylarının bulunduğu yer demek. Ve Ötüken'den başlayarak özellikle Ergenekon destanının yazıldığı bölge demek ve Altaylardayız. Altay'ı çok sayıda kurganlar, anıt mezarlar, balbal taşları ve Türk tarihiyle ilgili çok önemli bilgi, belge ve bulguların olduğu yer. Müzede gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Altay içerisinde 300'ten fazla böyle şeyler buldu, balbalar. Ama götürdüler yani başka müzelerde. Barın o şeklinde giderseniz çok, Agu diye üniversitesi var orada, çok balbalarımız var bizim. Bir de şeyde Novosibirsk şehrinde Altay içerisinde bulunduğu şeylerimiz çoktur, balbalarımız. Bakınız bu Altayların en eski bir evlerin birisidir. Çadır diyoruz Altay Türkçesiyle. Evet, gerçekten bunun gibi evlerde yaşamışlardır yani. Bakınız. Ortasında ocak. Ocak yani ateştir. Ocak. Evet. Ateş ne? Yemek hazırlıyor. Bir de Altay halkları içerisinde ocak kutsaldır. Böyle bir törenler yaparak böyle ikram ediyoruz oklarımıza kutsal bir şey. İşte bakınız bir de evin içi başka başka parçalara bölünmüş değil mi? Kadın tarafı diyorlar. İpşicanı. Yani mutfaktır orada. Kadınlarla bağlı olan bir şeyle eşyalar mutfak. Bu askerin eşyaları, silahları, atların eşyaları. Evin kapısı güneşedir. Güneş tarafında. Bir de böyle alçaktır daha. Şeye bir nedir bunun gibi şeye Türkçe bozu var. Eşik. Büyük, yüksek. Burada alçak olması gerekir. Neden? Biliyor musunuz niye neden böyle küçük eşik kapısı eşik? Bilmiyoruz ha. Soğuk, yağmur. Soğuk. Bu girişken ateşe yani böyle şey yapması gerekir. İhtiram, saygı. Evet. Ateşe bir de çıkarken, geri çıkarken yani güneşe. O yüzden böyle küçük kapı var. Altay dağlarındaki yaşayan hayvan türlerinden bazıları.
Evet, şunu o. Altay Milli Müzesi'ndeyiz. Bulunduğumuz bu müzeyi Gazprom tamamen restore ederek ziyaretçilere açmış ve solda Gazprom'un genel direktörü ve sağdaki de Altay Cumhurbaşkanı. Camiler, camilerimiz ve Altaylar'da da bir camimizi ziyaret ediyoruz. Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Gornaltay'dayız ve muhteşem iki minaresi, muhteşem kubbesiyle camimizdeyiz. Birlikte ziyaret edelim camimizi. Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bütün burada bulunan arkadaşlarımıza, bizi buraya getirilmesine vesile olan dostlarımıza teşekkür ederiz. Hepsinin ölmüşlerine, bütün dedelerimize, bütün şehitlerimize Fatiha okuyoruz. Allah rahmet eylesin. Ekip üyesi arkadaşlarımız şu an camiyi doldurmuş vaziyette ve namazlarımızı eda edeceğiz. Ezan-ı Muhammediye okundu. Şu an mahallini alıyorlar. İnşallah birlikte namazlarımızı burada eda edeceğiz. Nehirler vardır, tarihimizin kilometre çizgisidir. Nil'den Tuna'ya ve Altaylardan akan da bu muhteşem Kato veya Kadın Nehri Altayca adıyla. Biz Anadolu Sular Diyarı ama rafting yapmak burada nasip oldu ve şu anda hazırlık yapıyoruz. Nehir üzerinden tarihe not düşeceğiz. Altaylardayız.
şu an Tar Dağları'ndan aşağı coşkulu gelen Patron Nehri, Kadın Nehri üzerindeyiz. O muhteşem 4000 metre, 5000 metrelik zirvelerden akarak geliyor bu nehir. Ve biz bu nehir üzerinde tarihe not düşüp zamana not edip yapıyoruz. Altay Cumhuriyeti'nin başkentinin hemen yanı başından nazlı nazlı akan bu nehirde ilk kez Türk televizyonları adına Devre Alem ekibi olarak buradayız. Tarihe not düşüp zamana not edip yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız belki hayatında ilk kez rafting yapanlar da var içerisinde, tıpkı benim gibi heyecanlılar. Hocam, Altay Dağları'nda. Atalarımızın yurdu. Yeşillik, su, şelale, muhteşem güzellik bizlere eşlik ediyor. Burada olmaktan son derece mutluyuz, heyecanlıyız. Nehirden geldik, bu karaya çıktık. Hepsi güzel buraların. Ben herkese tavsiye ediyorum. Evet, Altay Dağları. Kültürümüzün önemli çizgisi o dağlar ve kadim Türk yurdu Altay Dağları'nın içerisinde o muhteşem ağaçlar arasında yürümek de olacakmış ve şu an Altay Dağları'ndayız. Yanı başımızda Kato Nehri ve Bi Nehri ile buluşarak Barnao kentinde Obi adını alıp Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyor ve Altayların o bereketli yağmur ormanlarının suyu ile envai çeşit bitki türleriyle Altay Dağları tarihimizin, kültürümüzün önemli kilometre taşı. Merhaba, adın ne senin? Adım Adıçay. Türkçe konuşuyorsun, nerede okudun? Ben Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okudum. Okudun, Türkistan'da. O kadınların nehri diyoruz. O Bi nehrinin eşi diyoruz. Bi o erkeklerin nehri. Altaylarda Altay millette tabiatla birleşik, o kırması lazım. Onun için biz öyle o nehre, dağlara kişi gibi başlanıyoruz. Altaylar neye inanıyor, Altay Türkleri? Altay Türkleri Akçan inanıyorlar. Onu başkaları şamanizm diyorlar. Tengriyanstvo diyorlar. Fakat onun kendi Altaylar Akçan diyoruz. O yukarıda Tengri, aşağıda yer, bizim yanımızda su. O ilk defa onlar. Onların ruhu çok büyük. Altaylarda 75 kişi vardır. 75 kişi. Bin Altay Türkü var. Kaç gün sürer düğününüz? 3 gün. İlk defa mesela kız kaçtığın zaman kuda oluyor. Ses çıkarılıyor onların kızın akrabalarına. Böyle bir şey oldu diye kızınızı şey aldık diye bizim ev. Ondan sonra toy, bayram ne zaman olacak, nasıl olacak, hangi günde, öyle akrabalar toplunduğun zaman konuşuyorlar, çözüyorlar o problemi. Ondan sonra o gün, konuştuğu gün toy oluyor. Toy oluyor. Ne yapıyorsunuz toyda? Ooo, Altay toy çok önemli. Mesela anlat da. En büyük akrabalarından en büyük kişi aksakal mesela başlıyor Altay toyu. Hepsi toplandığın zaman ateş koyuyorlar.
Ondan sonra o ateşe hepsi kendinin silemlerin ateşe ve yeni birleştiğin çocuklara söylüyorlar kendinin işinin. Hediyeli kişi hediye veriyor. Hediye yok gelirse şey açık sözlerin söylüyorlar onlara. Ne söylüyorlar? Ya bizde sağlık en mesela Altayca söyle. Birinci yerde. Su kadığı bek bolsun. Kurçu uyaktı yürüzün. Baskan yolu açık bolsun. Budak yolunda çurabazın. Ne dedin? Yolu açık olsun. Yollarında bir problem olmasın diye. Sağlığı büyük olsun. Ondan sonra ailesi güçlü olsun diye. Altaylarda bir Altaylı gençle söyleşinin çok farklı yeri olsa gerek ve Altay Türklerini sizlere Altay Dağları'ndan tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Efendim, isimler ne sizin? Burada erkeklere ne isimler verilir, kadınlara ne adlar verilir? Biraz say bakalım hadi. Erkeklere o önce de olan askerlerin isimleri vardır. Mesela ne? 300 yıl millet önce mi diyorlar? Milattan önce 300 yıl. Milletten önce 300 yılında. O zaman burada Amırsana diye bir asker oldu. Altayların en güçlü askeri. Ondan sonra ikincisi Gögüdey Mergen. O en güzel ve büyük isimler erkeklerin. En eski şehriniz neresi Aduça Bey? Bizim Onguday bölgesinde Taş şehri vardır. Fakat ben kendim gitmedim oraya. Çok uzak ve o dağlarda büyük. Orada Akbom gibi yerdir. Bir küçük yol, başka bir yol yoktur. Sadece 2-3 kişi geçer oralardan. Onun için sadece savaş için kurdular o taş şehri, Akbom gibi. Çinleri o tarafta tuttular, bu tarafa, bu Altay'a girmesin diye. O en eski yerler odur. Ondan sonra o Pazırık, Ukok kurganlar, en eski yerler Altaylar'da. Aduça Bey teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, kendinizi Karadeniz Dağları'nda mı hissediyorsun? Evet, kendimi Karadeniz, Giresun Dağları'nda hissediyorum. Değerli hemşerim, atalarımızın ilk doğduğumuzdu. Atalarımızın efendim dünyaya ilk neşet ettiği yere gelmiş olduk. Büyük memnuniyet duyduk. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir kere buraları görmesi lazım. Buralar bizim atalarımızın bize emaneti. Tarih hocalarımızın, tarih bölümü mezunlarının, tarih profesörlerinin, öğretim üyelerinin buraları mutlaka görüp ama turistik gibi değil, araştırma yapıp burada uzun yıllar kalıp bize tanıtmaları gerekiyor. Biz Sibirya'yı haritalardan biliyorduk ama Sibirya'ya geldiğimiz zaman gördük ki burada nehirler var, dağlar var, ormanlar var. Yani bu gezi bizim için hem öğretici oldu, hem de çok yeni yerler gördük. Buraları gelip görmeleri lazım. Etrafa da bilgi vermeleri lazım. Evet, gezimizi tamamladık. Ya, çok sağlamcısın. Dağlardan aşağı indik değil mi efendim? Evet, sallanarak gidiyoruz. Hadi gideceğiz şimdi. Altay Dağları'ndaki yürüyüşümüzün sonuna geldik ve şu an Kato Nehri üzerinden sallanan köprüden geçiyoruz. Ve Altay Dağları ile ilgili, Altay Türkleri ile ilgili önemli bilgiler aldık. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık değerli izleyenlerimiz.